Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi üyeleri resimle bundan 3 ay önce tanıştı. Elleri ilk kez fırça tutunca yılların birikimi bir çırpıda tuvale yansıdı. İşte bedenleri engelli fakat zihinleri alabildiğine özgür ressamların ustaları kıskandıracak sergisi. Bedenleri engelli ancak ruhları alabildiğine özgür ressamlar onlar. Elleri ilk defa fırça tuttu. Zihinleri yılların birikimlerini tuvale yansıttı. Ve ortaya profesyonelleri aratmayacak eserler çıktı. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi üyeleri resimle 3 ay gibi kısa bir süre önce tanıştı. Hem eğitmen hem de kendilerinin özverileriyle ilk sergilerini açtı. Çok belirtilen an ve zamandan çok daha fazla çalıştılar. Çok istekliydiler, çok severek çalıştılar. Ve burada bir sinerji oluştu, yani sevgi sinerjisi. Kendi içlerindeki hazineyi keşfettiler. Keşfettikçe de daha çok çalıştılar. Renklerle zenginleşen, fırça darbeleriyle özgürleşen kursiyerlerse geç tanıştıkları resmi bundan böyle bırakmak istemiyor. Resim yaparken insan unutuyor kendisini bir anda, böyle dalıyor, çok güzel oraya, ana hayal dünyası mı diyeyim. İnsan da engelli olduğunu bir kere unutuyor ya. Bir bambaşka ya, çok güzel şeyler çıktı ya. Beklemiyorduk bu kadar olmasını, beklemiyorduk ya biz kendimiz. Yaptıktan sonra düşündük, acaba dedik biz mi yaptık bunlara? Demek ki olabiliyormuş, insan isterse her şey olabiliyor ya. Vallahi inanın ki gözlerime bakarsanız anlarsınız neler hissettiğimi. Gözlerim işte içi cıvıl cıvıl ışıldıyor. Çünkü hayatımda ben 49 yaşındayım. Hayatımda ilk defa böyle bir sergide bulunuyorum ve kendi eserlerimle. Bu beni çok mutlu ediyor. Resme yapabileceğime inanarak başlamadım. Ama yapılabileceğini görerek devam ettim. Ben diğer arkadaşlarım kadar çok katılımcı olamadım. Ama yine de resmin en sinirlendiğim anda beni rahatlattığını gördüm. Kanal 35 Haber Merkezi'nce hazırlanan gelişmeleri aktardık sayın seyirciler. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.